Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba Mehmet Ali, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kapatalım kapıyı. Ya, kar yağıyor. Soğuk. Evet, evet. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar sen de hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. İçeri geçiyorum. Haftayı açıyorum. Evet, başlayalım. Haftayı Mehmet Ali ile açıyoruz. Bu haftaki açılışımızı. Merhaba sevgili ekibim. Merhaba sevgili TV8 seyircilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah afiyettesinizdir. İyi ki yarışmacım sevgili Mehmet Ali. Evet, gel birazcık, Deniz Bey eşlik edecekmiş. Deniz Bey gelsin, yeni kameramanımız bugün için. Gel haftanın ilk yarışmacısıyla birazcık mutfak sohbeti evet. Yapalım. Evet sevgili Mehmet Ali, nereden geliyorsun? Ben Kocaeli İzmit'ten geliyorum. Aa, evet. Oralı mısın? Yok, aslında oralı değilim, İzmirliyim. İzmirlisin. Üniversiteyi orada okuyunca orada kaldık. O zaman Kocaeli İzmit'e de İzmir'e de kucak dolusu sevgili, orada yaşıyorsun. Evet. Evli evet. Miyiz, bekar mıyız? Evliyim. Ay ne güzel. Bir çocuk babasıyım, erkek. Maşallah. Oğlunun adı ne? Asil. Asil. Evet. Oo, güzel isim. Kaç yaşında Asil? 3 yaşında. Maşallah. Evet. Asil. Soylu. Elit. Ve haftamızın ilk yarışmacısı sevgili Mehmet Ali'nin menüsüne bir bakalım. Hemen evet. Fransız usulü soğan çorbası. Oo, döle soğan çorbası. Döle onyon. Zeytinyağlı portakallı Brüksel lahanası. Paris'ten kalktık Brüksel'e geldik Belçika'ya. Ratatouille eşliğinde steak. Tekrar Paris'e döndük. Ratatouille eşliğinde güzel. Akdeniz salatası. Biraz dolaşalım Akdeniz'de. Ve dondurma eşliğinde vişneli brownie. Nasıl? Aa, çok güzel. Vallahi hoş. Evet. Fransa'da falan bulundun mu? Yok. Mutfakta bir kendim alakalı. İşletme şey, makarnacı dükkanı sahibiyim. Evet. Makarna mı? Nerede makarna bu menüde? Şöyle makarna isteyerek yapmadık. Çünkü ben hepinizi olması gereken yerde ağırlamak istiyorum. Aa. Onun dışında burada tamamen yine ama şöyle bir şey var. Ratatouille sosu benim kendi dükkanımda yaptığım bir sos. Aa çok güzel. Bize eşlik edecek. Harika makarnacısı. Evet. Kendi işletmen evet. Var. Kaç yıldır? 1,5 yıldır. Yeni. Evet. Hayırlı İzmit olsun. Meydanında. Bütün İzmit bilir bizi. Aa çok güzel. Geliriz. Sizi de beklerler inşallah. Şimdi. İnşallah geliriz. teklif etmişsin zaten o anı da Gürbüz bekler. Nasıldı Gürbüz'le aranız? Gürbüz ne haber? Bana var ya. Hakuna Matata. Ayağımın tozuyla dün Afrika'dan geldim. Aa. Evet evet evet. Gürbüz'e hediyelerim var. Mızrak getirdim sana. Biraz da yaprak. Evet, hadi bakalım. Buyur. Geçelim, başlayalım yeni haftaya. Masan tamam, yemeklerin tamam. Evet, her ve şey yarışmacılar tamam. Da geliyor. Ah, hemen karşı. Tamamlıyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Candan memnun oldum. Teşekkürler. Alın üstünüzdeki isterseniz. Tabii. Şöyle vereyim. Buyurun. Merhabalar. Merhaba, Candan geldi. Evet, Candan. Hoş geldin Candan. Merhabalar Zuhal. Merhaba canım, nasılsın? İyiyim, sizi sormalı. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Gel seni şöyle alalım. Hoş geldin. Hoş buldum. Programımıza. Aa, ne hoş hanım. Teşekkür nereden ederim geliyor sizin Candan? Gibi. Çok Candan Bahçeli Evler'den geliyor. İstanbul Bahçeli, eski semtim. Evet, evet. Doğup büyüdüğüm yer. Ben de orada doğdum. Gerçekten, evet. Neresindesin Bahçeli'nin? Haznedar tarafındayım. Haznedar, biz biraz daha aşağıdaydık, yayla tarafında. Öyle mi? Yakınmışız. Evet, evet, yakınız, çok yakındık. Evet. Ama sen tabii yaş itibariyle, ooooh, gençsindir sen. Daha şimdi. Ben herhalde anne ve hamile düşmemiştim Bahçeli'ye. Sen kapıyı aç arkadaşım, ben Candan'la bilgilerim. Herhalde büyük ihtimalle. Candan'cığım ne iş yapıyorsun? Ben lojistik işi yapıyorum. Lojistik? Evet, uluslararası yurt içi. Bak sen. Evet. Uluslararası yurt içi. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ben Mideli. Eray. Hemen üstünde oldum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yani hem uluslararası hem yurt içi olsa evet, gerek. O da yurt içi yani şehirler arası. Tamam. Aynı zamanda yurt dışı kara ve deniz yolu nakliye üzerinde. Aa, güzeldir, konuşuruz. Merhaba. Eray hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Buyur seni tanıştırayım Candan. Merhabalar. Memnun oldum Candan. Çok memnun oldum. Eray bugünkü yarışmacımız Mehmet Ali. Evet, lütfen tersi. Sen de olsun Eray. Memnun oldum. Seni nereden ağırlıyoruz? İstanbul Tuzla'dan geliyorum. Tuzla? Evet. Oo, uzaktan otur otur. Yollar otur. Nasıl? Bugün kar yağışı var. Evet. İstanbul sarı alarma geçmiş. Bayağı zor. Ciddi misin? Bizim burada bir şey yok. Yağıyor ama tutmadı yani. İstanbul'un havası bu şekilde. Eray'cığım. Eray ne iş yapıyorsun? Atanamayan öğretmen markette kasiyer. Ah, gerçekten mi? Evet. Atama mı bekliyorsun? 11 yıldır. Bayağı uzun olmuş ya. Oldukça uzun bir zaman oldu. Hangi dalı bitirmiştin? Mobilya ve iç mekan tasarımı öğretmeniyim. Mobilya ve iç mekan tasarımı öğretmeni. Ben de mobilya dekorasyon okudum lisede, biliyor musun? Biliyorum. Aa, biliyor musun? Evet, ben gerçekten, sizin büyük hayranınızım. Gerçekten mi? Çok teşekkür. Çok üzüldüm ya. Ben atanamayan bütün öğretmenlerimiz için inşallah en kısa sürede hayırlı haberler nasip etsin Allah. İnşallah. Ve kasiyerlik yapıyorsun. Ekmek parası, Allah kolaylık versin. Mecbur. Mecburen. Ne kadar üzücü bir durum ya. Gerçekten de. Yani atanamayan bir öğretmen ne yapabilir ki?
Ya markette çalışacaksınız, ya inşaatta çalışacaksınız. Allah ya da farklı... kolaylık versin. İnşallah, yani öğretmenlik de çok kutsal bir meslek. Bin bir özveriyle, fedakarlıkla yapılacak bir meslek. İnşallah. Hoş geldiniz. Merhaba, ben Mehmet Ali. Merhabalar, Mişan. Hemen üstünüzdekini alayım. Evet. Buyurun. Kendime bakmayı seviyorum. Giyinmeyi seviyorum. Güzel görünmeyi seviyorum. Ay çok hoşsun gerçekten. Şık olmayı seviyorum. O yüzden yoksa hiç alakam yok moda tasarım falan. Bir alakan hiç, yok. Hiç alakam. Çalışıyor musun peki sevgili? Evet, Rüzgar? Firma sahibiyim. Ne güzel. Ne üzerine firma? LED ekran üretiyoruz. LED ekran? Evet. Çok güzel. Evet. Harika. Gerçekten harika. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba, ben Mehmet Ali. Hazal, çok memnun oldum. Ben de üstünüz için alayım. Teşekkür ediyorum. Rica ederim, buyurun. Şöyle geçiyorum. Evet. Bu arada tanıştık. Merhabalar Candan Hanım. Eray var burada. Merhaba. Kendisi atanamayan öğretmenlerimizden maalesef. Maalesef. Tam da onu konuşuyorduk. Müjgan da firma sahibi efendim, LED ekran üzerine. Evet. Dur bakalım son yarışmacımız ne yapıyor? Merhabalar. Hazal geldi. Merhaba, hoş geldin Hazal. Hoş buldum, nasılsınız? İyiyim canım, sen nasılsın? Geldin. Burası da senin yerin. Ediyorum. Enerji. Hazal da süper. Sen de hoş geldin. Hoş buldum. Sen nereden gelmiştin? Ben Vaniköy tarafından geliyorum. Anadolu Hisarı'na yakın. Ne güzel. Evet, bilmez evet. miyim? Çok güzel yerde evet, orası. Evet, çok. Ben de çok severim. Tekrar sakindir, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş evet, evet. Sakinlik ve sessizlikten sonra bir sakin ortama daha hoş geldin. Huşu içerisinde, huzur içerisinde efendim tatlı tatlı sohbet edip lezzetli yemekler yiyeceğimiz, harika puanlar vereceğimiz bir hafta olması temennisiyle hepinize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Hayırlı hoş uğurlu olsun. İlk gün yarışmacımız Mehmet. Merhaba, herkese. Onunla haftaya açıyoruz. Onun da belki söylemek istedikleri vardı naçizane sizlere. Merhaba herkese. Hoş geldiniz. Haftanın açılış yemeği benimle birlikte. O yüzden haftaya bomba gibi başladık. Süper. Süper yemeklerimizi hazırladık. Yetiştirdik. Süper. Eksiğin yok. Hiçbir eksiğim yok. O yüzden kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Bugün mükemmel yemek vereceksiniz. Ne güzel. Ve de hemen masasına bakın sevgili evet. Mehmet Ali'nin. Midyeler var, inciler Doğru, var. Doğru, alabilirim. Böyle. Yani... Ben bir ilk başta. Biraz bana göre biraz çok sade geldi. Yani daha farklı bir masa bekliyordum. Şöyle inciler size sade mi geldi? İnci. Yani evet biraz daha orada hani, ne bileyim dünyanın her yerinde olabilir. Çok büyük kabul edilebilen şey size sade mi geldi? Bana göre sade. Gerçek. Çünkü ben daha çok şatafat seviyorum. Bir de gerçekmiş değil mi inciler? İnciler gerçek mi? Değildir bence. Değil tabii ki de ama hoş duruyor yani. Ben açıkçası masanın da menüyü yansıttığını düşünüyorum. Menü gibi biraz... Kolaya kaçılmış bir masa olduğu kanaatindeyim. Şöyle, menünün kolaya kaçtığını nasıl düşünüyorsunuz? Yani şu şekil sorayım ya da Buyurun. Hangi yemek kolay da siz zor düşünüyorsunuz? Ben onu anlamadım. Yani tabii ki ilerleyen zamanlarda geldikçe tadına baktıkça da değerlendireceğiz ama menüye bir yani, ilk etapta bakıldığında hani zaten çok da zaman soğan çorbası zaman sarf edilmeyecek. Yerim Öyle bu mi? Arada. Evet evet yerim bu Yiyordur arada. Belki de. Dün akşam değil ama geçen hafta tükettim evet. Çok sık yediyseniz evet. doğrudur. Evet. Soğan çorbası çok da tercih edeceğim bir çorba olmadığını düşünüyorum ama yani, hani bakış açısı. Almış olduğumuz evet. kokuyla birlikte oldukça yoğun bir tadı gelecek sanırım. Kötü bir koku alan var mı? Kesinlikle soğan kapıdan girer girmez. Nüfusu. Soğan Soğan mı diyorsunuz acaba? Soğan kokusu geliyor. Bir kere soğan karamelize olduğu için yani tabii biraz yani normal. Normaldir ya evde normal. Yemek. Karamelize şey merak ettim güzel. Ama çok affedersin. Fransa menüsü görüyorum yani Fransız usulü hep değil. Görüyorum yani çok Fransız yemeklerini ağır bastırıyor. Fransız mutfağı. Fransız mutfağı. Bir alakanız var mı? Neden bunu fark Ben de sordum Fransa'da yaşadın mı falan. Ben işletmeciyim. Kocaeli'de kendime ait makarnacı dükkanım var. Soslarımız var sınırsız bir şekilde. İçlerinden bir tanesi de ratatouille sosu. Normal makarnacılarda ratatouille sosu ama. Evet olmaz. Benim
benim entegre ettiğim bir sos. Çok da yakışıyor. Peki. O yüzden yemeğini de yapmak. O zaman soğan çorbasıyla haftaya başlayalım. Şöyle veriyoruz sanırım. Böyle yardımcı olalım servis peçetlerimize. Bir de şey Müjgan Hanım şapkayla mı devam edecek? Evet. Bir mahsurum var sizin için. Hani sonuç itibariyle masadayız. Benim için bir sakıncası yok. Siz niye rahatsız ettiniz? Masadayız yani böyle bir şey olabilir mi? O benim Müjgan aksesuarım. Tamam aksesuarınız ama hangi masaya geldiğinizde şapkayla birlikte yemek yediniz? Ama olur mu? Ben her yerde yiyorum. Her zaman şapkamla istediğim yerde. Restoranta, hani evde. Müjgan Hanım hani bana biraz garip geldi ama. Yok yok hayır. Ya aslında yok, yani. İç mekanda şapka takmak biraz adab-ı muaşerete tersdir ama. Kesinlikle yanlış düşünüyorsunuz. Öyle şey olur mu? O benim bir aksesuarım ve ben aksesuarımla birlikte yemek yiyeceğim. Yani Müjgan Hanım bana biraz garip geldi. Yani ben kendi fikrimi... Önce... Çorbayı şapkadan içermiş falan. Yani... Şapkadan önce eldivenleri var. Şapkam olmadan asla çorba içemem. Şapkam olmadan asla diyor. Asla. Müjgan Hanım. Ama evet. Müjgan Hanım. Şapkadan ziyade bence ondan önce bir eldivenlere takılmanız. Niye? Ben bilemiyorum. Eldiven sizce sadece bence eldiven mi? Bence şapka hiç mekanda olmamalı. Sadece şapka. Zorlayalım. Sadece eldiven mi? Yani... Bence bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yani hepiniz o kadar böyle şey gelmişsiniz ki günlük. Benim bu kadar şık gelmem sizi rahatsız etti diye düşünüyorum. Aksine. Sizin şapkamdan başladınız, eldivenlerimden. Yok. Bu benim masaya ve sizlere verdiğim değerin bir göstergesi bence. Muhakkak. Bunları taktığım için ve bunlarla geldiğim için mutlu olmanız gerekiyor. Muhakkak ama yani şimdi göze güzel görünen her şeyi ben zaten çok severim şahsım adına. Aman göze fakat... gelmezsiniz inşallah. Fakat onun da bir gerçek bunun içerisinde bir durum var. Olması Allah gerektiği kanaatindeyim. Ama göze gelen de sanırım Müjgan Hanım tırnaklarınız o tırnaklarla bize yemek yapmayacaksınız. Ne zaman oraya gelecekler diye bekliyordum. Gerçekten Müjgan hani eldivende... Evet. Beklenen normal bir Eren eldiven geldi. Evet. Buyurun Eren normal Bey. Bir eldivenle birlikte onu evet, zaten evet. Delecektir. Hani evet. Beyzbol eldiveni vesaireyle yüzden, birlikte evet. Yemek yapacaksanız sıkıntı yaratmayacak. Beyzbol eldiveni iyi bir şey. Dikkat edin diyor yani. Onlar değil mi bayağı? Ama lütfen. Ama herhalde belki eldiven de olsa onu kapatmaz yani. Delinir her türlü. Her türlü delinir. Neyse. O da benim sorum var. Ben gülümde. Ama Müjgan Hanım o yemeği de biz yiyeceğiz. Artık bakacağız. Bakacağız bakalım. Yiyebileceksek tabii ki. Müjgan Hanım zaten değişik bir karakter öncelikle. Yani tırnakları nasıl bir yemek yapacak açıkçası hiç bilmiyorum. O tırnakları hangi eldiven kapatır? Kaynakçı eldiveni mi giyecek yani? Konuda da zaten şüphelerim var. Kendi gününde hizmetkarlarına belki yemek yaptırır bilemiyorum yani. Çünkü o tırnaklarla o... Ne bileyim havalı edalarla çok bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Müjgan Hanım bize nasıl yemek yapacak? İlk aklıma gelen kısmı o oldu. Hani tırnakları çok uzun. Normal bir eldiven takmış olsa bu eldivenden bu tırnaklar çıkacak olmaz. Bize de beyzbol eldiveniyle birlikte yemek yapamayacak. Kendisinden tırnaklarını kesmesini rica ettik ama bakalım Müjgan Hanım bunu yapacak mı? Müjgan Hanım beni daha tanımadı. Bugün hepsi tanıyacak.